Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Kampüs kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Mutlak değer 2 videosuyla devam edeceğiz. Geçen dersimizde mutlak değer bir videosunu izlemiştik. Orada neleri görmüştük? İfadelerin mutlak değer dışına çıkarılmasını görmüştük. Mutlak değerle eşitliklerinde bir bölümünü görmüştük. Bugün mutlak değerle eşitlikler ve mutlak değerle eşitsizliklerle devam edeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar içeriğimizle başlayalım. Biz iki maddede işleyeceğiz. Bunu mutlak değerli eşitliklere devam edeceğiz. İkinci bölümde mutlak değerli eşitsizlikleri göreceğiz. İki maddede mutlak değer 2 konusunu halledeceğiz. Bugün bir aksilik olmazsa. Şimdi ÖSYM tarzı bir sorumuz var. Bakın bu çok yakın tarihli bir sorunun çok benzeridir. Bir hava durumu spikeri pazar akşamı canlı yayında bu hafta boyunca sıcaklığın 5 derece olduğu kentimizde yarından itibaren hava ani şekilde ısınacak ve kış yerini adeta bahar havasına bırakacak Demiş bakın arkadaşlar, ne güzel konuşmuş değil mi? Tam duyduğumuz hava durumu gibi. Pazartesi günü öğleden sonra sıcaklık bir önceki güne göre 6 ile 10 derece arasında artmış olacak demiştir. Buna göre pazartesi öğleden sonra kentteki sıcaklığın değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Konumuzun bitiminde, bu videomuzun bitiminde bu soruyu da çözebildiğimizi, çözebilecek durumda olduğunuzu göreceksiniz. Evet, şimdi iki maddede mutlak değer iki videosunu göreceğiz mutlak değerli eşitliklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bir özellikle başlıyoruz konumuza bugün. Mutlak değer x çarpı y eşitmiş. Mutlak değer x çarpı mutlak değer y'ye. Yani mutlak değerin içindeki çarpım durumundaki ifadeleri ayrı ayrı çarpım şeklinde yazabiliyormuşuz. Ve aynı mantıkla mutlak değer içinde x bölü de mutlak değer x bölü mutlak değer y'ye eşit oluyormuş çok ama çok önemli özelliklerdir. Neden önemli olduğunu, nasıl sorularda kullanıldığını birazdan göreceğiz. İşte ekranda bir uygulama bununla alakalı bir öğretici örnek gibi de düşünebilirsiniz bunu. Mutlak değer içinde 4 eksi 3 x bölü, mutlak değer içinde x artı 3 eşittir 2. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar demin özelliği gördünüz. Biz mutlak değer x bölü y ifadesini Mutlak değer x bölü mutlak değer y şeklinde yazabiliyorduk. Çok önemli bu. E şimdi bakın bu eşitlikleri iki taraflı kullanabilirsiniz. Bazen bunu böyle yazmak işimize gelir. Bazen bunu böyle yazmak işimize gelir. Şimdi bakın mutlak değer bölü mutlak değer var burada. O zaman ben bunları tek mutlak değer altında 4 eksi 3x bölü x artı 3 şeklinde yazabiliyorum. Neye eşitmiş? 2'ye. E bakın şimdi soru çok güzel bir noktaya geldi aslında bakarsanız. Geçen videoda, geçen dersimizde gördüğünüz kısım. Mutlak değerli bir ifade 2'ye eşitse bu ne anlama gelir? Bunun içi ya 2'dir ya da eksi 2'dir anlamına gelir. Yani 4 eksi 3x bölü x artı 3'ü bir 2'ye. 4 eksi 3x bölü x artı 3'ü bir de Neye eşit diyoruz arkadaşlar? Eksi 2'ye. E bundan sonrası denklem çözme artık. 4 eksi 3x eşittir. İçler dışlar yapınca 2x artı 6. 5x eksi 2 ise buradan x. Eksi 2 bölü 5'e eşit oldu. Şimdi bir de burayı çözelim. 4 eksi 3x eşittir. Eksi 2x eksi 6 bu sefer. Buradan da bakın x eşittir 10 geldi. E bana bu değerlerin çarpımı soruluyor. O zaman x'in alabileceği değerler çarpımı 10 çarpı eksi 2 bölü 5'e. Şunlar sadeleşti 2. Yani arkadaşlar eksi 4'e eşittir. Bakın burada biz şunu buna dönüştürdük. Yani iki taraflı kullanabiliriz eşitlikleri. Evet bir başka örnek işte ekranda. Bir de bakın buraya ne demişiz? Dikkat demişiz. Acaba neden dikkat? Şimdi sorunun çözümünü gördüğünüzde neden dikkat dediğimizi anlayacaksınız. Mutlak değer içinde x kare eksi 9 eşittir 4 x eksi 12 mutlak değer içinde. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş bizlere. Şimdi tabii çok önemli bir özdeşlikti. Yeniden hatırlatayım ben o özdeşliği size. 2 kare farkı. Bunu adınız soyadınız gibi bilmeniz gerekiyor. A kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b idi. E bakın burada x kare eksi 9 yani x'in karesi eksi 3'ün karesi mi var? O zaman ben bunu şöyle düzenleyebilirim. X eksi 3 çarpı X artı 3 şeklinde düzenleyebilirim. Burayı da bakın 4 parantezin aldığımızda X eksi 3 geliyor. Şimdi özellikleri kullanmaya başlayacağım. Bunu şöyle yazabiliyoruz. Mutlak değer X eksi 3 çarpı mutlak değer X artı 3 diye. 4 başa çarpım geçiyor. 4 çarpı mutlak değer X eksi 3 mi oluyor bu da? Şimdi işte o dikkatin sebebi burası arkadaşlar. Lütfen dediğimiz gibi dikkat. Mutlak değer x eksi 3'ler gitti. Ama bakın bunlar gittiğinde siz kök kaybediyorsunuz. Çok dikkat edin bu dediğimi unutmayın. Ve ne kaldı en nihayetinde? Mutlak değer x artı 3 eşittir 4. O zaman buradan ne yapacağız bunun içini? Bir 4'e bir de eksi 4'e eşitleyeceğiz. Yani x artı 3 eşit 4 veya x artı 3 eşittir eksi 4 olacaktır. Yani buradan da x eşittir 1 veya x eşittir eksi 7 gelecektir. Şimdi ondan sonra arkadaşlar bunları topluyorlar. Eksi 7 artı 1'den sonucu eksi 6 diyor. Ondan sonra bir anda her şey kapkaranlık oluyor. Cevap yanlış oluyor değil mi arkadaşlar? Neden? Bakın tekrar söylüyorum. Biz burada x eksi 3'leri yok ettiğimizde kök kaybediyoruz. Bu kaybettiğimiz kökü sıfıra eşitleyip o değeri de almalıyız. Yani bakın x eksi 3 eşit 0 ise sonuçta x eşittir 3 içinde bu eşitlik sağlanıyor mu? Bakın 3 buraya 3 buraya verdiğinizde 0 eşittir 0 geliyor. Dolayısıyla burada sakın ha sakın 3'ü de dahil etmeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar unutmayınız ki çarpma sonucunda elde ettiğiniz sadeleştirmelerde kök kaybedersiniz. O kaybettiğiniz kökü kontrol etmeyi unutmayın. O zaman burada x'in alabileceği değerlerin toplamı 1 eksi 7 artı 3'tür. Yani 4 eksi 7'den eksi 3 sayısına eşit olmalıdır. Dikkat diyoruz o yüzden. Evet, böyleydi arkadaşlar bunlar. Şimdi bakın buraya kadar olan yapılarda hep şu oldu: bir tarafta mutlak değerli bir ifade kaldı, diğer tarafta sabit bir sayı kaldı. Peki her zaman böyle olmak zorunda mı? Hayır arkadaşlar bir tarafta mutlak değerli bir tarafta x'li ifadeler de olabilir. Hatta ve hatta iki tarafta da belki mutlak değerli ifadeler de olabilir bu durumu unutmamak lazım. Şimdi bakın bununla ilgili bir açıklama görüyorsunuz yukarıda. Bir tarafta mutlak değerli diğer tarafta x'li ifadeler varsa ne yapmalıyız? Şimdi bakın göreceğiz ne yapacağımız. Mutlak değer içinde x eşittir 5x eksi 24 olduğuna göre x'in alabileceği değerleri bulunuz demişiz. Şimdi arkadaşlar bu taraf mutlak değer x. Burada mesela 5 olsaydı biz ne yapıyorduk? Mutlak değerin içini bir 5'e bir de eksi 5'e eşitliyorduk öyle değil mi? E şimdi yine aynı şey yapıyoruz. Bakın normalde bunlar kritik nokta incelenerek de çözülebilir. Ama biz bodozlama tekniğini kullanacağız. X eşittir 5x eksi 24 veya x eşittir eksilisi bakın. Eksi 5 x artı 24 mü? Ben buna bodozlama yöntemi diyorum. 4 x 24 ise x buradan ne geldi? 6. Şimdi bunu bu tarafa attım. 6 x 24 ise x buradan ne geldi? 4. Tamam da şimdi kritik nokta incelemeden e, ki kritik noktanın ne olduğunu da söyleyeceğim birazdan. E, kritik nokta incelemeden bodozlama yaptığımız için biz işi bunların ikisini birden alıp almayacağımızdan emin olamayız eşitliği sağlayıp sağlamadığını kontrol etmemiz lazım. Bunu yaparken de bakın aklınızda bulunsun işin kolayı var. Mutlak değer yalnızken bulduğumuz değerleri öbür taraftaki ifadede yerine yazıyoruz. Eğer değerler burayı pozitif yapıyorsa kökümüzdür, negatif yapıyorsa kökümüz değildir. Bakın 6 için 5 kere 6 30, 30'dan 24 çıktı 6 pozitif. Bu benim kökümdür. Şimdi 4'ü verelim aynı x yerine. 5 kere 4 20. 20'den 24 çıktı eksi 4. Aa mutlak değerin sonucu eksi 4 olmaz ki. Demek ki bu bizim kökümüz değilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bunun çözüm kümesi sadece 6 elemanından oluşur. Çünkü 4 bu eşitliği sağlamaz. Bakın kontrol için tekrar ediyorum. İki tarafa birden yazmanıza gerek yok. Altını çizerek söylüyorum. Mutlak değer yalnızken diğer tarafta yerine yazıyorsunuz. Burayı pozitif yapıyorsa kökündür, negatif yapıyorsa kökün değildir. Çok dikkat etmek lazım. Peki kritik nokta nedir? Hazır üzerine gelmişken bundan da bahsedeyim. Hatta sorunun ikinci çözüm yolunu da o şekilde yapalım. Bakın arkadaşlar kritik nokta demek mutlak değer için verilen mutlak değerli ifadenin içini sıfır yapan değerdir. Burada mutlak değer x için kritik nokta x eşittir 0 noktasıdır bizim kritik noktamız. Şimdi peki nasıl inceleyeceğiz bunu? Önce x büyük sıfır için diyeceğiz. Bakın ikinci yol. Sıfırdan büyük olduğunda bu dışarı aynen çıkıyor. x eşittir 5x eksi 24 yapıyor. Bunu buraya bunu buraya attığınızda bakın yer değiştirdiğinizde 4x 24 ise x eşittir 6 mı geldi? 6 gerçekten 0'dan büyük olduğu için benim kökümdür. Şimdi bunu yaptık. Şimdi ikinci kısmında bir de neye bakacağız? x küçük eşit sıfır için bakacağız yerlerini değiştirerek de yapabilirsiniz. O zaman bu dışarı eksi alarak çıkıyor önüne. Eksi x eşittir 5x eksi 24 oluyor. 6x 24 ise x nedir arkadaşlar? 4'tür doğru mu? E şimdi iyi de 4 alamazsın çünkü biz şart olarak x sıfırdan küçük veya eşit demiştik. Bunu atıyoruz. Çözüm kümesi yine 6 elemandan oluşan, 6 elemanından oluşan bir küme oluyor. Kritik nokta inceleyerek böyle yapılır. Ama ben bodozlama yapıp Sonunda kökü kontrol etmenizi tavsiye ederim. Daha kolaylık sağlar size. Farzı misal şimdi gördüğünüz pekiştirelim sorusu aslında bu. Bir nevi ÖSYM tarzı da bir sual sevgili arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde 7 eksi x kare. Eksi 3 x eşittir 3. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Ha bakın hafiften ikinci dereceden denklemede bulaşmış. Şimdi biz geçen derste de söylemiştik. Bütün mutlak değer sorularında mutlak değerli eşitlik sorularında ilk olarak mutlak değeri yalnız bırakmalıyız. E bırakalım şunu yalnız. Mutlak değer içinde 7 eksi x kare eşittir. Eksi 3 x bu tarafa artı 3 x geçince 3 x artı 3 mü? E bakın mutlak değer yalnız artık çok şükür. E bodozlama yapacağım işi. Bunu bir 3 x artı 3'e bir de bunun eksilisine eşitleyeceğim. Yani 7 eksi x kare eşit. 3 x artı 3 veya 7 eksi x kare eşittir eksi 3 x eksi 3 olmuş oldu. E şimdi düzenleyelim ifadeyi tek tarafta toplayalım. Eksi x kareyi de 7'yi de bu tarafa attığımda x kare artı 3 x eksi 4 eşittir 0 yapar buradan bunu bu tarafa attığımda x kare eksi 3 x bunu da attığımda eksi 10 eşittir 0 değerlerini bulduk mu? E şimdi ne yapacaksınız? Çarpanları ayırma. İkinci dereceden denklem. Beraber bir arada. Burası x'e x, burası artı 4'e eksi 1. Hatırladınız mı? Çarpımları burayı toplamları ortaya verecekti. Eşittir sıfırsa. O zaman x artı 4'ü 0'a eşitleyince x eksi 4. x eksi 1'i 0'a eşitleyince x eşittir 1 geldi. Gelelim buraya. x'e x, eksi 5'e artı 2. Bakın çarpımları eksi 10, toplamları eksi 3. E sıfıra eşitleyince. X eşittir 5 ve X eşittir eksi 2 geldi. Ama biz bunları nasıl yaptık sevgili dostlarım? Biz bunları bodozlama yaptık değil mi? O zaman yerlerine koyup eşitliği sağlayıp sağlamadıklarını tek tek kontrol etmemiz lazım şu 4 değerin. E ne yapıyorduk? Mutlak değer yalnızken diğer taraf. Yani şurada yerine yazmam yeterli. 1 yaz 3 kere 1 3. 3 daha 6 pozitif yaptı köküm. Eksi 4 yaz eksi 12 artı 3 eksi 9 köküm değil bakın. 5'i yaz. 3 kere 5 15. 3 daha 18 köküm. Eksi 2'yi yaz. Eksi 6 artı 3'ten eksi 3 köküm değil. E bakın o zaman arkadaşlar 2 değer 1 ve 5 sağladı bunu. O zaman bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı 1 artı 5'ten 6 sayısına eşit olacaktır. Yani bir tarafta mutlak değerli bir tarafta x'li bir ifade varsa aslında yine aynı şeyi yapıyoruz. Sonrasında kök kontrolüyle olayı bitiriyoruz. Evet ne dedik şimdi tabi bir tarafta mutlak değer bir tarafta sayı olunca ne yapacağımızı geçen videoda görmüştük. Bir tarafta mutlak değer bir tarafta x'li ifade olunca ne yapacağımızı demin gördük az önce gördük. Şimdi bakın her iki tarafta da mutlak değerli ifadeler varsa ne yapmalıyız diyor soru işaret. Hemen altında da öğretici örneğimiz mevcut arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde 2x artı 3 eşittir. Mutlak değer içerisinde x artı 6 eşitliğinin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi arkadaşlar hiç kafanızı karıştıracak bakın bir şey yok. Her iki tarafta mutlak değerli bir ifadenin olmasının da aslında bir önemi yok. Sonuçta mutlak değeri ki mutlak değeri 2'ye eşit midir? Ya da mutlak değer 2 mutlak değer eksi 2'ye de eşittir. E o zaman mevzu yine aynı. Yani yine bu durumda bir bunu buna bir de bunu bunun eksilisine eşitleyeceğiz arkadaşlar. Aynı şeydir. 2x artı 3 eşit x artı 6 veya 2x artı 3 eşit eksi x eksi 6 diyebiliriz. Bakın burada tabii farklı çözüm yöntemleri de benimsenebilir. Her iki tarafın karesi alınarak yapılabilir mesela. Ama amelilik ne gerek var? Hani bir eşitsizlik sorusu olsa denenebilir o ama bir eşitlik sorusunda buna hiç gerek yok. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa attım x eşittir 3 geldi. Bunu buraya bunu buraya attığımda 3x eksi 9 sa x eşittir ne geldi? Eksi 3 geldi. Doğru yaptık işlemlerimizi. Evet. E şimdi arkadaşlar demin bir tarafta mutlak değer bir tarafta x varken bir de kontrol ediyorduk. Orada mesela olmadığında niye olmuyordu? Bir taraf mutlak değerliyken diğer taraf negatif olduysa olmuyordu. E şimdi burada her iki tarafta da mutlak değerli ifadeler olduğuna göre bir tarafın negatif olma ihtimali yok. O zaman burada hiç kontrole gerek kalmaksızın direkt bunun çözüm kümesine eksi 3 virgül 3 diyebiliyoruz. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. O zaman şunu netleştirebiliriz. O kontrol olayı sadece bir taraf mutlak değerli bir taraf x'li olduğunda oluyor. Onun dışındaki hiçbir durumda kontrol etmiyoruz. İşte arkadaşlar mutlak değerli eşitliklerle alakalı bilmeniz gerekenler bunlardı. Geçen videoda görmüştük. Bugün devamını göstermeye çalıştık sizlere. Evet geldik konunun son bölümüne. Üç ana başlıktan oluşur mutlak değer. İfadelerin mutlak değer dışına çıkarılması diğer videodaydı. Mutlak değerli eşitlikler bir bölümü diğer videoda bir bölüm bu videodaydı. Son bölümü mutlak değerli eşitsizlikler buralarında bilinmesi gerekiyor. Şimdi burada bizim belli başlı durumlarımız var. Bir özellik görüyorsunuz işte ekranda. Mutlak değer içerisinde AX artı B, C'den küçükse ve C elemanı R artıysa demiş. Yani mutlak değerli bir ifadeyi bir pozitif gerçel sayıdan küçük görüyorsanız. O zaman mutlak değerin içini bu C'nin eksilisiyle artılısı arasında alıyorsunuz. Bütün olay bu. Mesela eşit C olduğunda ne yapıyorduk biz? Bir artı C'ye bir eksi C'ye eşitliyorduk. Küçük C olduğunda da eksilisiyle artılısı arasında alıyorsunuz. Hemen öğretici örneğimizde görelim bunu. Mutlak değer içerisinde 2x artı 1 küçüktür 17 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz diyor. İşin 17 pozitif bir ifade. 2x artı 1 o zaman. Eksi 17 ile 17 arasında olacaktır. Hemen yukarıda yaptığımız tanıma göre. E bunu bakın biz basit eşitlikler videosunda görmüştük. Ne yapacağız şimdi bu biri. Hem bu tarafa hem bu tarafa eksi atınca. Eksi 18 küçük 2 x'ten o da küçük 16'dan mı geldi? E şimdi her tarafı 2'ye bölmem lazım x'i yalnız bırakmak adına. Eksi 9 küçük x'den o da küçüktür 8'den oldu. O zaman benim denklemimin daha doğrusu eşitsizliğimin çözüm kümesi eksi 9 virgül 8 açık aralığıdır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Açık aralık ne demekti? Eğimli parantez demekti. O ne demekti? Sınır değerleri bu aralığa dahil Değil demektir. İşte böyle bir yol izliyoruz bunlar. Evet, işte şimdi ekranda görmüş olduğunuz soru ÖSYM tarzı bir soru yapısı aslında bakarsanız. Mutlak değer x artı 2 eksi 6 bölü mutlak değer x artı 3 küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz diyor. E hayda, şimdi bir de bölme işlemi çıktı başımıza. Ya Arkadaş, ne yapacağız biz burada? Sen bir şey göstermedin bize diyebilirsiniz. Aslında işte bilgileri birleştirebilmek önemli arkadaşlar burada. Bakın aşağıda sadece mutlak değerli bir ifade var. Dikkatinizi çekiyor mu? E o zaman bu ifadenin negatif olma ihtimali yok. Bu ifade kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyük veya eşittir. Ha sıfıra eşit olursa zaten ifade ne olmuş olur? Tanımsız olmuş olur. Çünkü bölü durumundaki bir ifadede payda sıfırsa ifade tanımsızdır. Yani aşağısı sıfırdan büyük veya eşit. E o zaman şimdi baktığımızda işlemin sonucuna burada küçüktür sıfır görüyoruz. O zaman bizim şu yukarıdaki ifademizin negatif olması lazım ki eksinin artı oranından sonuç eksi gelsin. E o zaman benim aşağıyla aslında hiç işim yok. Sadece en sonda paydayı sıfır yapan değer olup olmamasını kontrol edeceğim. Benim işim yukarıyla. Mutlak değer x artı 2 eksi 6 küçüktür 0 diyorum. Mutlak değer x artı 2 küçüktür 6'dan diyorum. E şimdi bu aynı deminki yere geldi işte. O zaman benim x artı 2 değerim eksi 6 ile artı 6 arasında olacaktır. Şimdi 2'yi hem bu tarafa hem bu tarafa eksi attığımda eksi 8 küçüktür x'ten o da küçüktür 4'ten gibi bir şey geldi. Ama velakin bakın yine çok dikkat etmeniz gereken bir husus var burada. Sevgili dostlarım canınız yanar bakın çok dikkat edin. Bu aralıkta buranın paydasını sıfır yapan değer varsa onu çıkarmamız lazım. Bakın x artı 3. Eşittir sıfırsa x değerim neymiş benim? Eksi 3'müş. E bu aralıkta eksi 3 var mı? Var. O zaman bu aralıktan eksi 3 çıkarmamız lazım. Yani dostlarım biz bunun çözüm kümesini yazarken şöyle yazmalıyız. Eksi 8,4 fark eksi 3 şeklinde yazmalıyız. Çünkü bu aralıktaki eksi 3 değeri paydayı 0 ifadeyi tanımsız yapmakta. Buna çok dikkat edin. Mesela bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı tam sayı değeri vardır deseydi. Eksi 3'ü de içine kattığınızda bir değer fazla bulacaktınız. Haliyle arkadaşlar soruyu kaybetmemize yol açardı böyle bir durum. Evet birinci durumumuz bu şekildeydi. Şimdi geliyorum arkadaşlar mutlak değerle eşitsizlikle alakalı ikinci ayrıntıya. Mutlak değer içinde ax artı b c'den büyükse ve c elemanı r artı ise bakın demin pozitif bir sayıdan küçük olduğu durumları görmüştük. Burada pozitif bir sayıdan büyük olduğu durumları görüyoruz. O zaman bunun içi c'den büyük veya eksi c'den küçük alınmalıdır. Bunun mantığı da şudur. Mutlak değer tanım olarak neydi? Sayı doğrusunda sayıların sıfır olan uzaklığıydı. Pozitif sayılar büyüdükçe mutlak değerce büyürken negatif sayılar küçüldükçe mutlak değerce büyüyorlardı. O yüzden artılısından büyük eksilisinden küçük alıyoruz ki mutlak değerce daha büyük olsun. Bu genelde öğrenci arkadaşların pek çok sevmediği bir yapıdır. Pek çok sevmediği de muazzam bir cümle oldu gerçekten. Mutlak değer içinde x artı 3 büyüktür 2. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz diyor öğretici örnek. Yukarıdaki tanımı uyguluyorum bakın x artı 3 büyüktür 2'den veya x artı 3 küçüktür eksi 2'den. Bakın olayı daha net anlamanız için düşünelim şimdi birazcık. x artı 3 2'den büyük diyor. 2'den büyük bir değer düşün 3 üç mesela. 3'ün mutlak değeri gerçekten 2'den büyük. x artı 3 eksi 2'den küçüktür. Eksi 2'den küçük bir değer düşün mesela eksi 3. Gerçekten eksi 3'ün mutlak değeri de 2'den büyük. O yüzden işte artılısından büyük Arkadaşlar eksilisinden küçük alırız. Bakın bu biraz mantıksız gibi gelebiliyor. Hoca artılısından büyük olup da eksilisinden nasıl küçük oluyor diyebilirsiniz. İşte mantığı budur. O zaman devam edelim. X büyüktür neyden? Eksi birden. Buradan da X küçüktür. Eksi beşten geldi. Velhasıl kelam bunun çözüm kümesi aslına bakarsanız iki parça. Bura artı sonsuz. Burası eksi sonsuz olsun. Sevgili dostlarım. Şimdi Eksi 1 burada bir yer. Eksi 5 bunun biraz daha bu tarafında bir yer. Doğru mu? Şimdi eksi 1'den büyük yerler. Eksi 1 dahil olmadığı için içi boş. İşte burası yapıyor. Eksi 5 bu. Buradan küçük yerler burası yapıyor. Yani o zaman bunun çözüm kümesi aslına bakarsanız iki parçadır. O zaman ben bunun çözüm kümesini şöyle ifade ederim. Eksi sonsuz virgül. Eksi 5 birleşim eksi bir virgül artı sonsuz şeklinde ifade ederim. Yani iki parçadır. Bunu tek parça halinde yazmanız da mümkün. Eşitidir bunun. Reel sayılar fark. Bakın dikkat edin. Eksi beş, eksi bir kapalı aralık. Hocam diyor burada niye kapalı aralık alıyorsun? Eksi beş ile eksi bir sağlayan değerlere dahil olmadığından mütevellit sağlamayan değerlere dahildir sevgili arkadaşım. Durum bu şekilde. Evet. Bir de arkadaşlar işte ekranda görüyorsunuz soruyu örneği. Hani mutlak değer bir sayıdan küçükken pozitif sayıdan ne yapacağımızı gördük. Büyükken de ne yapacağımızı gördük. Bazen de böyle iki değerin arasında verebiliyor. Allah'ım ikisini zor anlamıştık bunu nasıl anlayacağız demeyin. En kolayı bu arkadaşlar. Ne yapıyoruz hemen görelim. 2 küçüktür x artı 2'den o da küçük eşittir 5'ten. Veya 2 küçüktür. Eksi x eksi 2'den o da küçük eşittir 5'ten. Yani mutlak değer içindeki şu ifadeyi bir artılı çıkarıp eşitsizliği çözüyoruz. Mutlak değer içindeki bu ifadeyi bir de eksili çıkarıp bu eşitsizliği çözüyoruz. Şununla başlayalım. X burada bakın her taraftan 2 çıkardığımızda 0 ile 3 arasında mı geldi? E veya devam ediyor veya burada 4 küçük eksi x'ten o da küçük eşit 7'den. Bakın bana eksi x lazım değil x lazım. Her tarafı eksiyle çarptığımda. Eksi 4 büyük x'ten o da büyük eşit eksi 7'den. E bu mu geldi ya da? E bakın arkadaşlar bunun çözüm kümesi yine iki parça halinde yazılıyor. Yani o zaman düzenli bir şekilde yazalım. Bunun çözüm kümesi köşeli parantez eksi 7 açık parantez eksi 4. Birleşim eğimli parantez 0 köşeli parantez Üç. İşte bu şekilde olacaktır. Yani o zaman mutlak değer iki sayının arasındaysa bir artılı çıkarıp çözüyoruz. Bir eksili çıkarıp çözüyoruz. Çözüm kümesi ikisinin birleşimleri olmuş oluyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş da eşitliklerin de sonuna geliyoruz. Bakın bu da yine ÖSYM tarzı oldukça güzel diyebileceğim bir soru yapısı. Her iki tarafta da mutlak değerli ifadeler varken eşitlikte ne yaptığımızı biliyorsunuz. Ne yapıyorduk? İkisini bir birbirine, bir de birini diğerinin eksilisine eşitliyorduk. Burada ama bakın ne var? Küçük eşit var. Eşitsizliğini sağlayan x negatif tam sayılarının toplamı kaçtır dediğinde. Hani demiştim ya orada da her iki tarafın karesi alarak da yapılabilir. İşte burada onu uygulayacağız. Neden her iki tarafın karesi? Ne alakası var? Sonuçta negatif de olsa, pozitif de olsa ifadeler karesini aldığınızda her türlü pozitife dönecektir de o yüzden. Yani o zaman x kare küçük eşit. Parantez içinde yazayım şöyle. x artı 10'un karesi diyebiliriz. Şimdi düzenliyorum işlemi. x kare küçük eşit. Nasıl alıyorduk kareyi bakın dikkat. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın çarpımları 10x. 2 katı 20x artı ikincinin karesi yani 100. X kareler gitti bunu bu tarafa attığımızda. 20x büyük eşit eksi 100'den. O zaman x büyük eşitmiş neyden? Eksi 5'ten. O zaman benim bu eşitsizliğimi sağlayan değerler arkadaşlar. Eksi 5'ten artı sonsuza kadar giden değerler olacak öyle değil mi? E bana neleri soruyor? Sonsuz tane sayı var. Arkadaşlar merak etmeyin bana negatif tam sayıların toplamını soruyor. Eksi 5 sağlar eşitlikten dolayı. Eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi bir değerleri bunu sağlar. Sonraki değerler sağlayan nelerdir? 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye artı sonsuza kadar gider. Ama bize bunların toplamı lazım. 9, 12, 14, 15. Yani ifadenin eşiti eksi 15'tir. Gördüğünüz gibi soruyu gördüğümüzde gözümüzün korkmaması gerekiyor. Soruyu gördüğümüzde işi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Evet böyle olacaktı mutlak değerli eşitsizliklerde. Dediğimiz gibi iki maddede mutlak değeri bitirmiş olduk. Mutlak değeri ikiyi bitirmiş olduk. Şimdi demiştik ki bir ÖSYM sorumuz var. En başta bakmıştık. O sorunun çözümüyle devam edelim. Ne demiş bakalım. Güzel eğlenceli bir soruydu değil mi? Hikaye gibiydi. Neydi o? Garip bir hava durumu sunan adam var değil mi? Ne diyordu? Balkanlardan gelen soğuk ve yağmurlu hava mı diyordu? Onun gibi bir sunum var burada arkadaşlar. Bir hava durumu spikeri pazar akşamı canlı yayın. Bu hafta boyunca sıcaklığın 5 derece olduğu kentimizde yarından itibaren hava ani şekilde ısınacak ve kış yerini adeta bahar havasına bırakacak. Pazartesi günü öğleden sonra sıcaklık bir önceki güne göre 6 ila 10 derece arasında artmış olacak demiştir. Baya bildiğini anlatmış. Buna göre pazartesi öğleden sonra kentteki sıcaklığın değer aralığı hangisidir? Şimdi arkadaşlar neydi sıcaklık? 5'ti. Şimdi 6 ila 10 derece arasında ne demek? 6 derece de artabilir, 10 derece de artabilir. Bu aradaki her artış miktarı olabilir demek arkadaşlar. Yani 5 artı 6'dan 11 derece olabilir minimum. Sonrasında 5 artı 10'dan 15 derece olabilir minimum. Yani o zaman aslında bana söylediği bu x yani o anki hava sıcaklığı 11 derece ile 15 derece arasında olacak. İşte arkadaşlar bana şu aralığı sağlayan mutlak değerli ifadeyi soruyor. Mesela A şıkkına bakalım. X eksi 11 küçük eşit 9 sa Bu ne demek? A şıkkına bakıyorum. Burası eksi 9 artı 9 arasında demek. At bu tarafa 2. At bu tarafa 20. E bu 2 20 aralığına karşılık geldi. Bu değil. Demek ki cevabımız A değilmiş. B'ye gelelim. X eksi 12. Bakın şimdi tek tek bakacağız işte böyle. Eksi 7 ile artı 7 arasında. Bunu buraya attım 5. Bunu bu tarafa attın 19. E 5 19 çıktı. Ben 11 15 arıyorum. Değil. C şıkkına gelelim. X eksi 13 ne ile ne arasında? Eksi 2 ile artı 2 arasında. Bunu bu tarafa attın 11 yaptı. Bunu bu tarafa attın 15 yaptı. E tövbe bismillah 11-15 aralığı mı çıktı? Ben de bunu arıyordum. O zaman benim sorumun doğru cevabı C han seçeneği olacakmış. Bakın hep size söylediğim şey bu benim. Umarım beni anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Bazılarınız e, biliyorum daha böyle üst derece şeylere falan gitmeye çalışıyor. Macera aramanın bir anlamı yok. ÖSYM'nin tarzı belli. Konunun öz yapısını bilip bilmediğini test ediyor. Bunu mantıksal akıl yürütmeyle işte burada olduğu gibi harmanlıyor. TYT dediğimiz şey bu. Çok büyük anlamlar yüklemenize gerek yok açıkça söylemek gerekirse. Pekala. Şimdi arkadaşlar bir ödüllü sorumuz vardı geçen derste. Bıraktığımız o ödüllü soruyu çözeceğiz. Bununla devam edelim. X ve Y gerçel sayıları için. Güzel bir soruydu bu da. X eşittir 1 artı mutlak değer Y eksi 2. Y eşittir 4 eksi mutlak değer 1 eksi X. Olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi ben yine mutlak değerleri yalnız bırakacağım bakın. X eksi 1 eşittir mutlak değer Y eksi 2. Burada da aynısını yapacağım. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atıyorum bu sefer. Mutlak değer içerisinde 1 eksi x eşit oldu neye? 4 eksi y'ye. Bakın çok güzel bir analiz sorusu yine. Daha doğrusu analitik düşünme gerektiren bir soru tanım üzerinden. Şimdi bakın burada şuna dikkat edin. Burada da x eksi 1 var. Şurada da bakın mutlak değerin içinde 1 eksi x var. Doğru mu? O zaman bir kere bu şu anlama geliyor. Bakın buradaki x eksi 1 bir mutlak değer sonucu. E dolayısıyla bu ne demektir arkadaşlar? x eksi 1 büyük eşit sıfırdan demektir. Haliyle buradaki ifade de dışarı aynen çıkacak. Daha doğrusu x eksi 1 diye çıkacaktır. x eksi 1 eşittir 4 eksi y olacak. Şimdi bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığımızda. x artı y değerimiz ne oldu? x artı y değerimiz 5 oldu. Buradan bunu elde ettik. Bakın tekrar söylüyorum. 1 eksi x negatif bir ifade. Çünkü x eksi 1'in negatif bir ifade olmadığını zaten biz biliyoruz. Şimdi devam edeceğim ben burada. Yukarıdan devam edeceğim şimdi. Bu mutlak değer y eksi 2. Dışarı aynen de çıkarabilirim, eksi de çıkarabilirim. Bakın yorum yapıyorum. y eksi 2 eşit x eksi 1 ya da y eksi 2 eşit eksi x artı 1 olabilir. Doğru mu? İçinden bahsediyoruz. E şimdi bak buradan y eksi x eşit 1 geldi. Buradan y artı x eşit 3 geldi. Oysa ki biz x artı y'nin 5 olduğunu bulmuştuk. Bu kesin de. Demek ki burası böyle olmayacak. O zaman y eksi x de 1'e eşit. İşte buradan ikinci çıkarımım da benim bu şekilde olacaktı. E şimdi iki bilinmeyenli iki denklem var elimde. Yazıyorum buraya. X artı Y. 5 ki bana zaten X artı Y soruluyormuş. Y eksi X 1. Mesela X çarpı Y nedir de diyebilirdi burada. Topladığımızda 2 Y 6 ise Y 3. Y 3 ise X 2. Mesela çarpımlarını da sorabilirdi. 6'dır. Ha yoksa direkt x artı y'nin 5 olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. İşte arkadaşlar bakın dediğim gibi çok anlam yüklemeye gerek yok. Olayı bileceğiz, analitik düşünebileceğiz. Bunun yolu da çok fazla soru çözmekten geçiyor. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimiz için ödüllü sorumuz ekranda. Umarım sizlere fayda sağlayabilmişizdir mutlak değer konusunda. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.